Alalım size aşağıya. Tamam ayağım. Alsana abicim. Alsana. Yerine mikrofonu ver, biz mikrofonu alalım. Aynen, kapatıyorum. Açtı, okay. Evet, hoş geldik Gezi. Çok sevindim öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Şu tarafa doğru yapalım, soğuk. Evet, çok soğuk. Evet. Evet. Şöyle bir birazcık geçelim. İlacımla dolaşıyorum yani. Çok centilmen bir herkes. Çok düşünüyorsunuz. Evet. Öncelikle size geçmiş olsun diyerek başlayalım. Teşekkür ederim. Yok, grip falan değilim. Sadece midemde bir ağrı vardı o gün. Çok güzel hareketlerin provasına kadar geldim. Ondan sonra çok midem kötü oldu, eve geri döndüm. Bir günlük bir şeydi, geçici bir şey. Var mı bu akşam kötü bir ağrı? Bilmem. Göreceğiz. Var galiba. En azından bekliyor musunuz? Var galiba. Hangi dalda, hangi tarzda bir bekliyorsunuz? Galiba en iyi Eren sen de ya. En iyi konser. Söylese Eren. Bilmiyorum ya. Yani emin değiliz. Neymiş en iyi? İyi konser dediler ama. En iyi konser diye bir ödül mü oldu? Evet, öyle bir ödül var. O zaman bence Guinness Rekorlar kitabına gireceksiniz. Niye Bostancı aldı da? Bostancı'nın rekorunu kırmak için mi? Hayır, var mı böyle bir ödül gerçekten? Ya bilmiyorum, eğer varsa şayet en iyi olursa konser diyorsun. Zaten biz burada 2 günde 4 konser yapmıştık bir kere. Herhalde yani buraya veririz ödülün yarısını, yarısı da bize kalır. Evet, bir tanesine katılmıştık. Peki ne, yakın zamanda var mı albüm çalışması? Şu an zaten kayıtlarımız evet, devam ediyor. Bugün de stüdyodan geldik. Bayağı bir stüdyoya kapanmış vaziyetteyiz. Ocak sonu herhalde yetişir mi? Yani öyle istiyoruz. Ocak ayında çıkmasını istiyoruz ama bir aksilik. Çünkü her zaman ufak tefek pürüzler olabiliyor. Hani içimize sinmeyen bir şey olabilir diye pay bırakıyoruz. Ama Ocak istiyoruz. Kış aylarında da çıkacak yani. Evet, artık zamanı geldi zaten çıkarmanın. Bayağı bir zaman oldu. Peki siz Sezen Aksu'yla da düet yaptınız. Var mı böyle bir çalışma önümüzdeki günlerde? Bir niyet var mı? Yok, şeyler? Bu albümde hiç öyle bir şey yok ama sonrasında hani sahnede zaten daha çok bu tarz şeyler oluyor. Ama albüm için kimseyle düet olmayacak. Peki kimlerden şarkı aldılar? Sürpriz isim var mı en azından? Sizin yazdığınız şarkılar var mı? Sürpriz isimler var. Hani bizim de kendi çalışmalarımız oldu. Hani şarkı yazmak adına. Ama henüz hani konuşmak için erken. Çünkü şarkılarımızın daha değişiyoruz. Elimizde şarkılarımız var ama hangilerini albüme koyup koymayacağımızı belli değil. Yani biz ne zaman hani karar vereceğiz onlar daha belli olmadığı için şimdi isim vermeyelim. Hani sonra değişebilir her şey. Şöyle mi oluyor bir ekip çalışması? Sözleri siz yazıyorsunuz. Değişiyor. Ha, yok. Ya daha hiç oturup söz yazabildiğimiz olmadı. Yani o kadar böyle bir içimizden şey gelip hani oturalım da üçümüz söz yazalım gibi bir şeyimiz olmadı ama İnşallah bir gün o da olur. Ama bir sürpriz olabilir de yani, belli olmaz. Sözler böyle hani trajik durumlarda zaman zaman çıkıyor. Böyle trajik durumlar yaşamadın mı? Genelde bence sözler daha insanın üzgün olduğu için, yani daha kötü zamanlarında insan bence yazabiliyor. Ben şahsen hani bir şeyler yazdığım zamanlarda daha hani kafam doluyken, kızgınken, hani daha hani mutlu olmadığım zamanlarda daha çok yazıyorum. Ben de öfkelenince yazabiliyorum. Aşıkken? Aşıkken bilmiyorum. Olmadı, daha öyle bir şey yapmadım. Peki efendim, 2009 senesini geride bırakıyoruz. Yine bir seneye başlıyoruz. 2009 nasıl geçti? 2010'dan neler bekliyoruz? 2009 senesi bizim için çok iyi geçmedi. Karışık geçti. Evet. Alacılı bulacılı geçti. Güzel bir sene oldu ama 2010 inşallah güzel geçecek. Neler bekliyoruz? Yani çok iyi hazırlanıyoruz 2010'a. Daha yani bizim adımıza mutlu ve gerçekten huzursuz bir sene geçti bizim için. Hani tam anlamıyla. O yüzden 2010 bizim için huzurlu geçmesini istiyoruz. En önemlisi o. Hani grup olarak çünkü bizi aşağı çeken şeyler oluyor. Ama bunlar olmayacak 2010'da diye ümit ediyoruz. Huzursuzluktan bahsederken yani ayrılıktan yok, mı söylüyorsun? Yok, bir sürü şey. Hani onlar değil. Hani birçok şey var. Hani zaten hani genel ekonomik krizinde verdiği durumlar var. Hani grup içi değişimlerimiz de var. Hani bir sürü şey var. Hani genel anlamda 2010 daha güzel olacak diye ümit ediyoruz. Peki ayrılıktan sonra gruba bir kişinin daha dahil yok, olacağız mı? Yani böyle dedikodular oldu. Hepsi 3 kişi midir bundan? Şu an 3 kişi yani. Artık 3 kişi olarak devam ediyoruz. Zaten 4. kişi bir saatten sonra dahil olamaz herhalde. Hayır, olamaz. Olamaz ya. Olsa da kabul etmiyoruz. Kimya yok, bozulmasın yani. Hiç gerek yok. Peki efendim 2010'da ondan aşık bilemiyor muyuz? Yani ne yapıyoruz? Aşk bilemiyor muyuz herkes? Ha, biz öyle şeylerden öte daha çok hani iş diliyoruz biz daha çok. Yani biliyorsun her zaman bunun yok cevabı ya, aşk iş oluyor. Yok ya, aşk olsun ben biliyorum yani. Aşk olsun, iş de olsun. Ama ilk öncelikli olsun. Aşkı olanlar sonra dilemiyor yani. Aşkı olanlar dilemiyor olabilir yani. Ne rahatlık, ben anlamadım. Dilemedi. Ben dilemiyorum. O ikisi dilemedi. Dilemiyorum. Ben diliyorum ya. Anladığınız kadarıyla siz yalnızsınız. Yalnızım, yalnız halimden de memnunum ama o olsa da fena olmaz. Değil mi? Pek teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir adam geri geldi zaten. Pardon.
geri gel. Son bir soru soracağım. Zafer ses aldı değil mi? Konuşalım abi. Sizin de omuzlarınız tutuldu zaten. Evet. Bir soru soracağım. Allah Allah. Sen de mi Ercan? Ha. Ercan kayıttan çıkma. Ne kadar? Vereceğim. Zaten burada şey getireceğiz. CD getireceğiz. Herhalde bekleyeceğim. Bekledim de. Her zaman. Her zaman. Evet. Başarılı ederiz. Evet ya, herkes böyle alışmış bir de onun yanında görmeye. Elmanın iki yarısı gibi. Evet, nerede? İspanya'da. Bu sabah onu havaalanına bıraktım. Yılbaşına kadar orada. İspanya'da bir takım flamenco festivalleri var, işte flamenco şarkıcıları var. Onlarla bir takım işler kovalıyor yani, onların peşinde. O zaman sözümü geri alıyorum, siz niye Berk'le gittiniz? Ben İspanya bırakılır mı? Ya İspanya bırakılmaz aslında, çok da istiyorum da şimdi ayrı albüm yapıyoruz biz. Bu arada hani bunu da öyle konuşuyorduk Emre'yle, Cemre aramızda da aynı, ilk defa söylüyorum. Ayrı ayrı, yani ayrılıyor muyuz diye soruyorlar da ayrılmıyoruz. Yani biz ayrılamayız zaten. Yapamıyorum, kız var oğlum. Hani öyle olduğu zaman direkt hani ayrılıyorlar mı acaba gibi soruluyor. Hiç değil ama kariyer anlamında hani ikimiz de bence ayrı ayrı albüm yapmamız gerekiyor. Ama o zaman işte ayrılıyor dedikoduları çıkar. Ya evet, o anlamda zaten ayrılıyoruz. Ayrı albüm yapıyoruz. Ama bu hani beraber bir daha bir albüm yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu sadece yani. Yok, ayrıca. Bu sadece kendi kariyerimiz için hani ayrı ayrı planladığımız yolda kendi kariyerimize ekleyeceğimiz bir albüm gibi olacak. Onun için ben albüm çalışması içindeyim. Şarkılar falan da hazır. İşte yeni yılda. Yani hani bir iki ay içinde, bir iki ay sonra olabilir büyük ihtimalle. Bir diğer albüm çıkıyor. Evet, tabii. Ondan sonra Berk'in diye albüm ya çıkacak. Ben söyleyeyim. Onurcuğum çok oradasın, bence buraya gel. Siz yine yerde. Peki, şunu sormak istiyorum. Ne olacak biliyor musunuz? Mesela bana çok güzel açıklama yapıyorsunuz. Aynen böyle yayınlanacak ama bu albüm çıkma arifesinde direkt başlıkları söylüyorum. Öykü ve Berk ayrıldı. Öykü ve Berk kavga etti. Bundan çıkacak mı? Ya neden mesela önce hemen olumsuz düşünülüyor? Öyle oluyor. Yani ayrılmak için aslında kavga etmek de gerekmiyor. Sadece işte yollarına ayrı ayrı devam ediyorlar. Evet. Gibi bir haberler çıkacaktır tabii ama bir aynı böyle hani tek tek albüm yapmak istedim. Ya şimdi şey var hani Berk'in biraz da ya normalde kendi içimizde konuşmalarımızda da Berk böyle biraz da isyankar bir tip. Yani çok böyle kendi çizgileri var, kendi sınırları var. Ve şey diyor bazen de yani ben atıyorum arabesk yapmak istiyorum, arabesk söylemek istiyorum. Hani daha ağırlıklı şarkı söylemek istiyorum. Ya o zaman hani ayrılalım, sen de kendi bestelerini, sözlerini değerlendir. Ben de kendi arabesk, o ruh halimi değerlendireyim. Hani bu şekilde yani onun için. Yoksa hani şey değil, sürekli beraber de olmuyor ya. Hani koca gibi yani. Ne zaman çıkıyor? Evet, işte bir iki ay sonra falan. Tamam, ben buradan sesleniyorum. Bir iki ay sonra teknik albüm çıkıyor. Evet. Kalkıyor, evet. Hiçbir problem çıkıyor. Yeniden iki de okuyacağım. Evet. Şimdi lütfen burada dört tane kameraman arkadaşımız var. Bu gece kendimize sahneye ödül alırken yanlış hissetmeyin. Dördünden bir tanesini seçin ve onunla ödülü alın diyorum ben. Valla inşallah ödül alacağız, bekliyoruz. En iyi grubuz galiba biz Berk'le beraber. Tabii doğal olarak iki kişi olduğumuz için. Güzel bir gece, keyifli bir akşam geçiriyoruz. Herkese sevgiler. Peki işte hangi kameramanı alıyorsunuz yanınıza? Berk benim. Onur, benim kameramanım. Onur ve Öykü oluyorduk. O Ö, değil mi? O Ö noktalı. Önümüzdeki yılki ödülü söylüyorum. En iyi tek başına albüm yapan İkiz. Senin güzel dedik. İkiz eşi. İkiz eşi. Hatta albümün adı öyle olurmuş değil mi? İkiz eşi. Peki. Tebrik ediyorum. Başarılar. Çok ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Ben bir özelim var arkadaşlar. Şunu vereyim. Ben buradayım. Pardon. Hadi. Hadi.
Beraber mi tek mi? Ya üstüne şey biraz soracağım. Seyhan da gelsin. Ya Berk yok, Berk yok. Geliyor. Onu soracağız sen. Onu soracağız. Niye yok? Bu bir çekil ya, yeter ya. Hazır mısın arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar ev sahibi olarak bir ayrı alayım. 2 dakika hemen. Çok kamera var. Biliyorum çok kısa bir değerlendirme alacağım. Sizi ölmeyeceğim. Bazı otobüsü yıkılıyor yalnız arkadaşlar. Ve tekiyi toplamak herkes bekliyor lütfen. Böyle. Girmeyin abi girmeyin. Uzak çalışın işte. Yansın yavaş. Zaten abi bu evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berk Bey'i göremedik yanınızda. Berk İspanya'da bu sabah gitti, Sevilla'ya gitti. Yavaş. Ondan sonra orada bir takım flamenco şarkıcısı arkadaşları var. İspanya'da böyle festivaller çok oluyor. Dolaşıyorlar flamenco adına. İşte efendim? Yok, Facebook arkadaşları değil. İşte gezmeye gitti, birazcık da iş amaçlı gitti. Şey yapacak, yani takip edecek. Konuşuyoruz tabii canım, niye konuşmuyor? İyi, zaten yeni gitti, daha sabah gitti, gelecek yani şey, sene sonunda, sene sonu, bak bu senenin sonunda gelecek, bir sene bir şey olur. Kimden özlediğiniz mi? Çok kısa bir aylık gerçekten. Yeni albüm için acaba parça araçları mı var İspanya'da? Yeni albüm için tabii ki, belki de oradan İspanyol şarkıcıları getirecek, burada düet yapacağız onlarla. Müslüm Gürses'le yaptık. Yani bir sürü yapıyoruz. Onlarla niye yapmayalım? Onlar da gelsin. Belki Kibariye ile de yapacağız. Çok kim yapmak istersin diyorsun? Valla Berk'le yapmak istiyordum zaten. Oldu. Ama sen, şimdi yani birazcık artık düetten çıkıp hani kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Evet. Ki nitekim öyle de olacak zaten. Yeni albüm çalışmam var. Berk'le ayrılıyoruz. Bam öyle değil mi? Berk'le ayrılıyoruz. Berk de albüm yapacak. Evet. Yani ikimiz kariyerimizde ayrı ayrı albüm yapacağız. Bir kardeş rakip olacaksınız. Ya rakip olmayacağız çünkü şey, zaten bir de kadın erkek durumu var ya. Hani onun için. Yani kadın erkek durumu olduğu için. Geçen dönersek müzik ödülleri gelirse. Ya umarım şey ödül alırız yani. Biz çünkü en iyi çıkış yapan grup olarak konuşulduk. Gerçi 2007'yi 2008'e bağlayan seneye çıktık. 2 sene oldu. 2 sene öncesinin biraz geç de olsa olur herhalde. Siz grup olarak çıkış yaptınız, grup olarak sevildiniz. Solo yaptığınızda da bir risk olarak düşünüyor musunuz? Yok, bir risk olarak düşünmüyorum. Çünkü ben iyi şarkı söylediğimi düşünüyorum. Önemli olan da birikimli olmanız. Kendinizi ne kadar biriktirdiğiniz. Çünkü anlatacak şeyiniz varsa eğer, bir takım kaygı ya da endişe duymanıza gerek yok. Sadece işinizi yaparsınız ve hani onu insanlara anlatırsınız. Birileri de muhakkak sizi duyar. Şimdi popüler şarkıları aldınız. Bazı değişiklikler, evet. Güzel bir şekilde halkınıza sunuyorsunuz. Önümüzdeki günlerde böyle bir düşünceniz var mı? Hangi şarkıları güzel yapacaksınız? Benim yapacağım albümde... Dedikodu. Benim yapacağım albümde cover şarkı olmayacak. Kendi bestelerimiz, kendi sözlerim, yani kendi sözlerini yazdığım bir türlü bir şarkı var. Onlar olacak ama sonrasında tekrar belki de yapacağımız albümde olacak. Peki efendim, 2009'da bir milyon ayırmışsın. Ya onu hep söylüyorum işte, 2009'da herkes için çok olumsuz geçti bence. Yani ben etraftan hep şunu diyorum ya, 2009 gitsin bir daha gelmesin diye. İşte Deniz Tekin'in olayı. Kendisiyle hiç tanışmadım ama hani hayırlısıyla geçmiş olsun diyorum. Atlattı böyle bir şey, üzücü bir şey. Bir de şu işte sel felaketi, böyle durduk yere hani insan kayıpları. Ya domuz gribi, evet. Ondan sonra sayacak olsam baksana, yani gündemi meşgul eden bir sürü şey var. GDO çıkıyor. İşte GDO bitiyor, domuz gribi deniyor. Ondan önce Ergenekon konuşuluyor. Yani bir sürü böyle hani... gündem sürekli değişiyor. Takip etmek de zor hakikaten. Ama yani biraz daha böyle geniş bakmak gerekiyor. Çok şey değil de, dar bir açıyla değil de geniş bütün dünyayı takip edip öyle algılamak gerekiyor. Türkiye'yi de buna göre değerlendirmek gerekiyor. Peki sevdiğiniz şeyler de olmuş çünkü. Evet, her şeyden. Evet, çok peki, oldu. Valla yani Berk'le iş amaçlı, konser amaçlı bulunduğum her ortam ve durum çok güzeldi. Özel hayatta? Özel hayatta da güzel. İyi giden bir ilişkim var. Mutluyuz yani.
Ondan sonra şey, hani onun dışında çok plan yaparak yaşamıyorum özel hayatım. Yok, hayır. Yani düşünmüyorum. Şunu da soracağım. 2009 yılında ailevi açıdan da yaşadığınız bazı tarihsiz olaylar oldu. Çıkan haberler oldu. Aslında o konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü beni ilgilendiren bir konu değil. Şöyle ki, bizim hani anne ve babamız çok yıllar önce boşandılar. Onun için biz çok uzun zamandır hani bu dengeleri kurmuş iki kardeşiz. Hani beni ilgilendiren konular değil ama her yazılan, çizilen şeye de inanmamak lazım. Yani bana hani özel olarak henüz bir şey gelmedi. Gelse de zaten kabul etmem. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi seneler diliyorum herkese. Başarılı bir yıldı. Zaten